Tekrar merhaba hepinize. Merhaba. Bugün evet transfer tekniklerinden bahsedeceğiz. Şöyle ortadan başlayalım. Şimdi bir hazır transfer tekniğimiz var. Önce bir açayım, sonra ekrana sabitleyeyim. Ekran. İkinci ekran. Evet, bir ticari olarak satılan transferler var. Şimdi onu bir birlikte izleyelim. Pardon, çıktı mı ekranda? Çıkmadı. Tamam. Birazcık zaman alıyor. Onu da ekrana sabitleyeyim. Evet, büyük ekranda görelim. Çıktı mı? Tamam. O zaman evet. Ben başlatıyorum. Buna ben Instagram'da rastladım. Denoi ismiyle Instagram'da var. Kağıt üzerine sanıyorum print edilmiş bir malzeme. Onu bisküvi üzerine uyguluyor. Aslında Demet Hanımcığım, o yaparken siz de anlatsanız biz de ne olduğunu anlamış oluruz. Şimdi ben genelde minyatür çalıştığım için bu şekilde yapmıyorum ama ya teknik aynı zaten. Yani öncelikle düzgün bir şekilde boyalı yüzü teremiye gelecek şekilde yerleştiriyoruz transfer kağıdını. Ve sonra nemli bir süngerle üzerinden ıslanana kadar, yapışana kadar şey yapıyoruz, geçiyoruz düzgün bir şekilde. Bir şey soracağım. Bu bisküvi üzerine mi uygulanıyor yoksa deri sertliğindeki çamur üzerine mi? Şimdi ben normalde bisküvi üzerine kullanıyorum. Fakat son bir iki bisküvi de denedim. Çok düz olanda çıkmadı. Transfer olmadı bu Denoy'ninki. Onu tekrar deneyeceğim. Yani normalde ben bisküvi üzerine kullanıyorum. Yani pişmiş seramik evet, üzerinde. Ama şeye de yapılabilir, deri sertliğinde çamura da yapılabilir. Daha dikkatli, yani dağılmayacak şekilde. İkisi de mümkün yani. Anladım. Ben şey yapıyorum, dediğim gibi minyatür çalıştığım için benim seramiklerim küçük boylarda. Kendi işime yarayacak şekilde kesiyorum ben bunları. Mesela oradan geyiği çıkardım. 3-5 tane geyik. Geyikleri kullandım. Ya da mesela bu Denoy'nin gene balıklısı var. Çok güzel. Onu göstereceğim. Çok... Sizin işinizi göstereceğim. Evet. Çok güzel olmuştu. Açıkçası ben bunun şeyini, çocuksuluğunu, bu çizimlerini çok seviyorum. Denoy transferi. Onun için de kullanıyorum. Hareket oluyor. Ben seviyorum yeni şeyler denemeyi. Daha önce şeyi de kullandım ben. Duygu Seramik'te satılan transferleri de kullandım. Onları da aynı şekilde bütün kullanmıyorum ben. İçinden beğendiğim kısımları keserek parça parça yerleştiriyorum şeyin üstüne, seramiğin üstüne. O da bir farklılık yaratıyor. Evet. İyice ıslattı anladığım kadarıyla. Biraz evet. Vakit harcamak gerekiyor galiba bunları. Denoy'nin şeyleri, pedoları biraz kalın. Onun için iyice ıslatmak lazım. Duygu Seramik'ten aldıklarımın kağıdı daha ince. Onlar daha çabuk suyu emiyor. Bunda birazcık şey yapmak lazım. Yani tekrar geçmek lazım üstünden. Evet. Üst üste denk gelmemesine dikkat edin diyor. Evet. Sanıyorum. Bayağı da uzun bir videoymuş.
yavaş yavaş yapıyor ki bence iyice anlaşılsın diye. Aslında şey, herkese de şeyi tavsiye ederim. Ben genelde benim öğrenme biçimim yaparak öğrenmek. Şey yapıyorum, hani küçük bir parçasını kesip bir yerde deneyebilirsiniz. O şekilde bir başlangıç yapabilirsiniz. Hani böyle büyük bir parçaya veya işte yaptığınız bir seramiğe girişmeden önce. Evet, kağıdı sıyırdığı zaman tamamen bisküvi üzerine çıkmış oluyor desenler. Daha yavaş sıyırırsanız şu anlamda, hani çıkmamış olan varsa, transfer olmamış olan varsa tekrar kapatıp bekleyebilirsiniz. Islattıktan sonra bir süre beklemek lazım. Peki şeffaf sırla mı sırlanıyor daha sonra? Valla ben şey kullanıyorum, şeffaf sırdan ziyade ya onunla kullanıyorlar ama ben transferan renkli sırlar var, yarı şeffaf, onları kullanıyorum. Daha şey oluyor, ne bileyim, daha güzel oluyor, öyle hoşuma gidiyor. Tamam, çok güzel. Şimdi sizin yaptığınızı da bir görelim aslında. Sizin şuradan şeye gireyim. Şunu kapatalım. Demet Galata'lı diye bakalım. Çok güzeldi o miniş. Sizinkiler zaten hep miniş de. Bunlar da mı transfer? Bunlar? Yok. Yok. Hayır, onlar transfer değil. El boyaması. Şurada buldum. Orada. Geyikli. Evet. Bunu büyütmenin yolu var mı acaba? Galiba yok. O geyiklere bayılıyorum. Evet, çok güzel. Çok şeker. Biraz kızılderili şey gibi oldu. Bir tane de balıklı vardı sizin. Durun ona. Evet, onu da renklendirmiştim. Biraz daha aşağıda oldu. Hem burada daha var. Bunlar da aynı şimdi, balıklı. Orada durursanız. Bu şey benim hazır satın aldığım bir şey. Seramik karo. Bardak altı ebatında. Oraya transfer etmekte çok zorlandım. Çok pürüzsüz bir şeysi var. Bu bisküvi tabii. Pürüzsüz bir dokuydu. O açıdan biraz zorlandım oraya transfer etmekte. Onlar gölge balık oldu. Yarı çıkmışlar. Hayalet. Hayalet balıklar. Şurada aşağıda vardı. Biraz daha aşağıda, evet. Bu da daha pişmeden, sırlanmadan önceki hali. Evet. Ben bunları yani atlamışım. Farkındaysanız geyikler daha koyu, güneş daha açık. Çünkü onu şeyle yaptım sonradan. Evet, burada var mesela. Orada şeyle, sıraltıyla maviye boyadım. İşte yukarı kırmızı şey yaptım. Yani önce transferi yaptım. Sonra sıraltıyla boyadım. Ve şeffaf sır sürdüm. Çünkü bu çamur biraz renkli bir çamur, şamotlu. Onun için şeffaf sır sürdüm. Çok güzel olmuş. Çok tatlılar. Bir de mavi vardı sanki. Bu muydu? Evet evet, o işte şeyleri, aşamaları. İlk hali bu. Tamam. Harika. Teşekkürler. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Şimdi biraz önce Tolga Bey'in katıldığını da gördüm. Merhaba. Şu paylaşmayı durdurayım. Bir arkadaşlarımızı tekrar görelim. Çünkü bu arada katılanlar oldu. Denoy'nin balıkları, geyikleri bana da geldi. Ben de yaptım. Bir kolaj yaptım ama daha sırlamadım. Bakalım ne olacak. Belki bayağı karma karışık oldu. İzlediğinizde varsa bakalım. Söyleyelim. Atölyede indireyim hemen. Bir çıkıp geleyim hemen. Tamam. Bu arada yeni katılan arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Ayşe, Tolga, Neriman Hanım var, Gaye Hanım var. Gaye Hanım baştan beri vardı galiba. Şimdi hoş bulduk. Hoş geldiniz.
Tolga Bey, biraz geçen hafta bahsettiğiniz video vardı. Onu göstereyim mi? Üstüne konuşmak ister misiniz siz? Vallahi benim çok bir yorumum olmayacak ama beraber izleyebiliriz. Hep beraber yorum yapabiliriz. Tamam, tamam. Onu gösteriyorum şimdi. Tamam. Buydu değil mi? Ben müziğini kapattım. Sır altını uyguluyor direkt olarak. Kağıdın evet. Üstüne. Evet. Tamam, ben sözü size bırakıyorum Tolga. Burada kullandığı kağıt normal beyaz kağıt galiba. Bir newsprint diye bir şeyden bahsediyorlar. Ben onun tam ne olduğunu anlamadım. Gazete üzerine yapıldığını gördüm. Şu anda ben de ona bakıyordum zaten. Bunu gazete üzerine de yapabiliyorsunuz. Şu ana kadar çoğunlukla gördüğüm örnekler gazete üzerine. Dış hatları kuruduktan sonra içteki rengi uyguluyor, değil mi? Buradaki bu teknikteki asıl güzellik şey, güzellik ve zorluk aslında. Her ikisini de şey yapabilirsiniz, bir arada düşünebilirsiniz. Kağıdın üzerine koyduğunuz ilk renk, arkasından gelen renklerin üzerinde çıkıyor. Evet, tabii. Yani böyle siyahla hatları, kontürleri belirledi ya, kontürleri belirledikten sonra içeri sürdüğü o pembe sıraltı boya aslında pürüzsüzmüş, o kontürlerin içerisinde olacakmış gibi duracak. Çünkü siyahın önüne çıkamayacak. Doğru. Şimdi uygulamada da göreceğiz zaten. O benim gibi yalap şap boyamayı sevenler için aslında bir avantaj. Çok güzel. Her kat kuruduktan sonra diğer katı uyguluyor anladığım kadarıyla. Kuruyana öyle kadar bekliyor. Öyle yapıyor. Yapmayanını da gördüm. Muhtemelen kurumasının sebebi şey, birbirlerinin boyasını şey yapmasın, kaydırmasın, oynatmasın diye bu kurumasını bekliyor. Diğer bir aradığım bir tane vardı ama onu... Neyse, üstüne konuşacağız daha, o zaman şey yaparsınız, bulursunuz. Uygulamasını zaten hani normal, az önce konuşulduğu gibi ıslatarak da yapıyor. Burada beni rahatsız eden eskiz kağıdı kullanmış, o eskiz kağıdı ıslanınca kırışıyor. Ve o kırışıklıklar da tabii şeyin üstüne çıkıyor. Yani bünyenin üstüne çıkıyor, o beni biraz rahatsız etti açıkçası. Bakın burada kontürlerin dışına hiç çıkmamış pembeler, görüyor musunuz? Evet. Uygulamada bu arkadaş da benden, yalap şapçılardan. burada biraz kaymalar oldu ama. Paylaşmayı durdurayım. Tamam. Tamam, şimdi birbirimizi görüyoruz, üstünde konuşabiliriz. Şu benimkine ben bir ona bakayım, bulunca size şey yapacağım, yollayacağım. Tamam. Yani çok kolay uygulanıyor, görünüyor ama biraz sonuç şey, ne diyeyim, karışık çıkıyor. Yani çok net bir sonuç alınamıyor, bu hazır transferler gibi değil. Yani hafif dağıldı. Hazır transferlerle ilgili doğru mu biliyorum emin değilim. Silk Screen'in Türkçesi steleografi mi? Biliyor musunuz? Serigrafi. Serigrafi, evet serigrafi. Serigrafi, bravo.
O hazır olanların çoğu serigrafiyle yapılıyor. Hatta o deniyor transferde yeni kalıplarımız geldi diye şeyleri de göstermiş. Kullandığı Açıkçası ben yani kendim çizmeyi çok sevdiğim için bu tür transferleri kullanmıyorum. Ama deseni tabii ki aktarırken kurşun kalemle çizip kağıt üstüne, en iyi kağıt da eskiz kağıdı oluyor. Çünkü diğer kağıtlar dağılmaya meyilli olduğu için. Kurşun kalemle yani böyle 2B, 3B gibi yumuşak bir kalemle çizdikten sonra deri sertliğindeki objenin üstüne onu yatırıp ondan sonra üstünden kredi kartıyla veyahut da fil kulağıyla iyice geçince bütün aynen çıkıyor. Tabii ters olarak çıkıyor. Transfer olarak ben o şekilde kullanıyorum. Bir de şeyler var Yeşim Hanım. Sır üstü transferler var. Onlar daha şey, böyle dağılma yapmıyor. Yani sırlama yaptıktan sonra transferi yapıyorsunuz. Ve bir luster gibi işte 780 derecelerde tekrar pişiriliyor. O da sır üstü transfer diye geçiyor. Onu da denedim. Bu mayolika dedikleri teknik mi oluyor? Yani sırın yok, üstüne pigment uygulayarak yapılıyor. Şey düşünün, çıkartma düşünün, şeffaf çıkartmalar düşünün. Evet. O şekilde şeye atıyorsunuz suyun içine. O hafifçe şey yapıyor, kaynaya başlayınca alıyorsunuz. Direkt sırlı seramiğin üstüne transferi kaydırıyorsunuz. Zaten küçük parçalar oluyor. Ondan sonra o şekilde ve işte 800 dereceye yakında bir üçüncü pişirim olmuş oluyor. Anladım. Yani, Yeşim Hanım pardon. Onlar şimdi mesela şöyle dipol kağıtları vardır. Tamam mı? Bu transferlerde kullanılan dipol kağıtları diye geçer. O kağıtların üzerine artık şimdi bahsettik. Ferda Hanım sesiniz çok az geliyor. Evet. Dur. Belki biraz yakından konuşursanız daha iyi duyacağız. Şu an iyi mi? Biraz daha iyi. Daha iyi. Dekol kağıtları var. Transferlerde özellikle kullanılan. Dekol mu dediniz? Evet. Dekol kağıtları. Evet. Onların üzerine. Mesela şöyle bir takım teknikler de var. Diyelim ki lazer printerların çoğunda demir oksit içermesi gerekiyor yalnız bu printerların fırınlama esnasında herhangi bir şekilde uçmaması adına. Ona dekol kağıtlarını alıyoruz. Kutuları, lazer printerları. Daha sonra onları seramik üzerine uyguluyorsunuz. O zaman hiçbir şey olmuyor. Yani dikkat kağıtları koyuyorsunuz. Oradan çıkıp alıyorsunuz. Seramik üzerine uyguluyorsunuz. Yani transferlerinde seramik olan özellikle basitler de aynı şekilde seramik üzerine de aynı duyabilen var mı? Arkadaşlar? Ses gelmiyor maalesef. Evet, ses gelmiyor maalesef. Ferda Hanım, cep telefonu gibi bir şeyiniz var mı? Onunla bağlansanız merak ettim söylediğinizi. Gerçekten evet, çok ilginç şeyler anlatıyorsunuz ama yarı duyuyoruz, yarı duyamıyoruz. Bu arada pirinç kağıdı, pardon,
Sonra Buyurun. Hanım'ın anlatacakları vardı da bu arada onu şey yapabilirim, anlatabilirim. Benimki biraz deli bozuk bir şey. Bilmiyorum görünebiliyor mu? Şöyle. Güzel görünüyor. Gazete kağıtlarını kesip kil pişiriminden önce bisküvinin üzerine uygulayıp astar sürmüştüm. Yaprak formunda, fakat hoşuma gitmeyince Denoy'u da sağ olsun büyük bir zarafet gösterdi. Bunları bize örnek gönderdi. Bir deneyim dedi. Pişmiş yani ki ay Allah'ım ne konuşuyorum bugün. Birinci pişirimi tamamlanmış yedikten sonra çıkarmazlar ama yine de çıktı. Ben zaten gözden çıkarttım bu taburda böyle biraz çok güzel olmuş. Güllü basma kıvamında şey yaptım. Bir hale soktu denemiş oldum. Şimdi ben de bir şey sormak istiyorum. Daha önce bir yurt dışında katıldığım bir workshop'ta şey söylemişlerdi, işte mutlaka Render'ın metal oksit kullanması gerekiyor diye. Peki biz bunu büyük bir şey gittiğimizde fotokopiciye boyaların metal oksit mi diye mi soracağız? Ya da her renk içinin metal oksit olması gerekiyor acaba? Bence o konuda Pardon. Çok zor cevap verirler. Değil mi? Bence öyle. Çok zor cevap verirler. Şimdi evet. Benim bulduğum bir YouTube videosu daha var. Onu da sizinle biraz sonra paylaşacağım. Onda da mesela direkt printer'dan çıkan kağıt üzerine underglaze sürüyor. Sıra altı boyası sürüyor. O şekilde yapıyor. Ama şu Ferda Hanım bir gelsin. Ferda Hanım'ın anlatacakları ilginçti. Ferda Hanım bir de okullu seramikçi olduğu için onlar bunların hepsini okulda ders olarak görmüş oluyorlar. O bağlanamadı. Ben ufak ufak öbürünü göstermeye başlayayım mı bu arada? Tabii. Ferda Hanım dahil olunca diğerini de tekrar şey yaparız. Peki. Göster. Göründü mü acaba? Evet. Tamam. Başlatıyorum o zaman. Burada da printler çok net olarak çıkmamış. Dikkat ederseniz. Bunda diyor ki bir herhangi bir laser printer'dan alacağınız bir çıktının üstüne sıraltı boyasını boyayın. Renkli olan kısımları sıraltını kabul etmeyecek diyor. Bu arada şey gitti. Şöyle. Beyaz olan, siyah beyaz bir çıktı almış. O siyah beyaz çıktı üzerinden beyaz olan yerlere sır altını uyguluyor. Bayağı şey olarak sulu sulu uyguluyor. Ondan sonra biraz şöyle ben oynatmayayım da şeyle götüreyim. Bu gördüğünüz işte bir A4 çıktı veya A4 çıktı herhalde. Siyah görünen yerler printer'ın boyası, diğer şu gri görünen yerlerse sıraltı boyasıyla kuruyana kadar böyle bir bekliyor bunu. Yani bildiğimiz dosya kağıdı. Ondan sonra sağ sol tuşuna basaraktan ilerleyebilirsiniz eğer bilgisayar kullanmıyorsanız Yeşim Hanım. Tamam. Böyle yapayım. Çünkü hem video hem buradaki canlı yayın şey oldu, bilgisayarı zorladı. Evet, bu böyle hafif ıslak, üstüne şey sıkıyor, bu spreyle su sıkıyor hafifçe.
Ve diyor ki böyle kadife görünümünde olsun. Yani ne çok parlak ne de çok mat, iyice kuru. Kadife şeyine geldiği zaman diyor bu uygulanabilecek durumda oluyor. Şöyle biraz daha gideyim. Burada esas önemli olan kıvamını, yani ıslaklığını anlamak diyor. Neyse, ben biraz daha hızlı gideceğim çünkü biraz sıkıntılı. Daha sonra pişmemiş, deri sertliğinden ama daha kurumuş. Yani bone dry diyor burada. Yani kemik gibi kurumuş olan bir obje alıyor, vazo alıyor eline. Ondan sonra ama aslında deri sertliğinde olsa transfer daha kolay gerçekleşeceğini söylüyor. Bu objeyi spreyle ıslatıyor. Yani objenin üstünde de nem olması lazım. Ondan sonra kağıdı onun üstüne yatırıyor. Ondan sonrası süngerle ıslatma faslı başlıyor. Epeyce bir şey yapıyor. Epeyce bir uyguluyor. Şurada önemli bir şey söylüyor. Print edilmemiş kısım, burada 1 santim kadar kağıt var. Belki ekranda görünmüyordur. Bunun olması iyi diyor. Çünkü süngeri sürerken burada çalışılabilecek bir boş alan kalmış oluyor. Yani sünger direkt olarak objeyle temas edip onu eritmiyor. Epeyce bir sürdükten sonra süngeri. Şöyle biraz daha ilerleyeyim ben. Çıkarma faslını görelim. Çıkarırken de az evvel sizin söylediğiniz gibi açıyor. Tam olarak printin geçmemiş olduğu yerleri tekrar kapatıp tekrar ıslatıyor. Şu elinde gördüğünüz fil kulağı var ama metal olanlarından. Onu ikiye kıvırıp onun tersiyle yapıyor. Yani bir kaşık da kullanabilirsiniz diyor. Metal kaşık tam iyi çıkartmak için. Ama o kendisi bunu tercih ediyormuş. Bu şekilde bir bilgisayar çıktısından transfer. Şunu paylaşmayı durduruyorum ben. Reklam çıktı arada. Tamam. Evet, bu da ilginç ve ulaşılabilir bir malzemeyle yapılmış bir uygulama. O nedenle benim ilgimi çekti açıkçası. Daha çok newsprint diye bir kağıttan bahsediyorlar. Onun tam olarak ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Ama biz genellikle dediğim gibi eskiz kağıdı kullanıyoruz bu işlerde. Bu arada Ferda Hanım geri geldi. Şu an sesim geliyor mu? Çok özür diliyorum. Cep telefonunda Yeşil Hanım sizin bağlantınızı bulamadım. Onu aradım. Ben size göndereyim. Ben size göndereyim buradan. Bir saniye. Çok özür dilerim. Bulamadım ya. Cepten atayım. WhatsApp'tan geldi şimdi. WhatsApp'tan mı geldi? WhatsApp'tan gönderdim.
Bu arada newsprint paper için yani newsprint zaten gazete kağıdı gibi bir şey herhalde. Üçüncü hamur kağıt diyor. Samalı kağıt gibi bir şey oluyor o zaman. Yani evet, bir gazete kağıdı. Tekstil kağıtları vardı. Öyle bir şey mi acaba? Linkini yollayayım. Yani linkten çok anlaşılmıyor ama. Ferda Hanım hoş geldiniz. Dünya gözüyle gördük sizi. Ama ses yok. Mikrofonunuz kapalı Ferda Hanım. Tamam. Şu an geliyor mu? Merhaba. Çünkü konuşturana. Evet. Çok özür dilerim. Biraz da teknoloji konusunda sıkıntılıyım. Şimdi şöyle, dikol kağıtları var biliyorsunuz. Bu genellikle lazer printerlarda uygulanan bir şey. Yani aslında transferin birçok yöntemi var sizlerin de bildiği gibi. Ama bir tanesi bu demir oksitli olanlar hani tercih ediliyor. Fırındaki yanma vesaire durumu gözetilerek. Demir oksit içeren bu daha çok lazer printerlarda çıktı alıyorsunuz default kağıtlarına. Ve almış olduğunuz o kağıtları direkt geçiriyorsunuz. Yani yöntemlerden bir tanesi de bu. Bir tanesi de sıra altına uygulananlardan, o deri sertliğindeki çamurlara, diyelim ki istediğiniz resmi, yazıyı vesaireyi, istediğiniz kısımları, hani basmak istediğiniz kısımları beyaz bırakıyorsunuz. Onu da bilgisayardan basit bir takım programlarla yapabiliyorsunuz. Hani tersini alıyorsunuz, negatif, pozitif gibi. O aldığın kısımları diyelim ki beyaz kalan kısımlar sizin aslında olarak yüzeye yükleyeceğiniz fotolar diyelim. Onları da sıra altı boyaları olabilir. Hatta bunlarda oksitler de denenebilir. CMC kullanarak çok az miktarda yüzeye geçiriyorsunuz. Gene kağıdı çeviriyorsunuz hani boyadığınız zaman. Onu gene böyle süngerle ıslatarak geçirebiliyorsunuz ve geçirdikten sonra da onu pişirim yapıp yine şeffaf sırla sırlayabilirsiniz. Soley Hanım'ın bir sorusu vardı. Aslında Ferda Hanım'a yöneltirseniz bence aydınlanacağız hepimiz. Ferda Hanım, ben bu söylediğiniz lazer printer'dan çıkan transfer baskıları ile ilgili bir workshop'a katılmıştım yurt dışında. Onlar da dediler ki bize işte mutlaka metal oksit olsun. Tabi o ara ben oksit soramadım onu. Hep aklıma takılır durur. Diyelim ki 5 renkli bir resim. Yani lazer printer'da genel olarak metal oksit mi kullanılıyor yoksa bu boyalardan bazı metal oksitli bazı değil midir? Bunu nasıl sorabilirim? Bir büyük şeye gittiğim zaman ya da fotokopi alan büyük şeyler var ya, mağazalar var ya. Aslında onu denemeniz gerekiyor ama yurt dışında ben şunu da biliyorum. Biraz pahalı olsa gerek ama bu tür mesela printerlar var. Hususi bu iş için kullanılan printerlar var yani. Ama bizim Türkiye'de üniversiteler bazında hatta bunların tezleri vesaireleri yazıldı. Yapan arkadaşlarım mesela birkaç lazer printer'da bunu denemişti. Ama şu anda markası aklımda değil. Ben bunu bir yerde size iletirim. Biliyorum ve onlardan direkt aldığınızda hiçbir sorun olmuyor. Renkli çıktılar da alabiliyorsunuz. Yani daha çok siyah beyaz olarak kullanmışlardı ama hani olabiliyor. Ben onu biliyorum. Ama dediğim yöntemle mesela sır altına uygulanan o diğer yöntemle de nasıl olsa boyalarla bunu yapıyorsunuz. Hani bunu şimdi kendim düşündüm, denemişliğim yok. Ama o boyaları renklendirerek hani istediğiniz yerleri, neresi nereye çıkmasını istiyorsanız hani boyarsınız elle. Gene geçirdiğiniz zaman da renkli bir çıktı da elde edebilirsiniz ya. Yani. Onda da böyle bir şey yapmak ama gerekiyor. Daha figüratif bir şey basmak istiyorum. Mesela bir at başı basmak istiyorum ama istediğim at başı. Yani piyasada bana sunulan transfer değil de kendi evet. istediğim bir resim. O zaman metal oksit kullanan bir laser printer bulmam gerekiyor. Ama işte sıra altı yöntemiyle de yapabilirsiniz onu. Onu demek istiyorum. Yani diyelim ki onu bulamadınız. O uygun laser printer'ı. Aynı şekilde sıra altında da. Hani siz kendi boyalarını kullanırsınız onda. Sadece orada pozitif negatif yani alacaksınız. Hani çıkmasını istediğiniz yerler hoş kalacak. Beyaz kalacak. Anlatabildim mi?
Diğer yerler siyah oldu. Adı ben izlediğimiz videodaki gibi demek ki. Resmi önce bir negatif hale getireceğiz. Evet, evet, aynen. Ondan sonra renkli olan kısımları baskıya girmeyecek. Renkli olan kısımlar boş çıkacak. Renkli olmayan, boş olan kısımları sıraltıyla boyayacağız. Ondan sonra transferini yapacağız. Evet. Ona bir miktar CMC'de katılabilir diyebiliyorum. Hatta şöyle bir önerebilirim. Hani ben şu an çok ilgilenmiyorum o konuyla. Çünkü sizin gibi hani sıraltılar vesaireler hani kendince farklı şeyler yapıyorum ama mesela Güngör Güner Hoca'nın da böyle bir çalışması vardı. Fotokopi transfer çalışmaları var mesela. Hani böyle bir onun böyle makalelerine vesaire de hani göz atabilirseniz, not alırsanız lütfen. Bu tekniği anlatıyor bildiğim kadarıyla. Bir daha tekrar edebilir miyiz? Ben şeye yazayım, chat'e yazayım. Profesör Güngör Güner. Güngör Güner. Evet. Şimdi buradan bakabilirsiniz. Evet. Evet, onun da var bu tür çalışmaları. Anlıyorum. Ben de nasıl yapıldığını çok merak etmiştim aslında. Birçok çalışmalar gördüm Hacettepe Seramik bölümünde. Hep gazete mesela küpürlerinin baskısı vardı. Evet, evet. Aynı şekilde. Yani pozitif negatif alırsınız. Oralara işte dediğim gibi sıra altı boyalar. Biraz da CMC katarsınız. Daha sonra işte istediğiniz gibi transfer yapabilirsiniz. Tamam, çok güzel, harika. Ya ama birkaç denemeyle zaten onu hemen yakalayacaksınız. Hani. Çok rahatlıkla hani bir iki tane bir şey denerseniz. Hatta bu mesela renklendirebilirsiniz. İşte mavi, yeşil, hani türlü türlü sıraltı boyalar da kullanabilirsiniz. Siyahlık, Hacettepe'dekiler lacivert ve siyah tonlardadır. Hacettepe'de renk yok zaten. Onlar Hacettepe'de zaten hiç renk yok. Hiçbir şeyde renk yok da. ya olanlarda orada siyah, lacivert gibi işte o tonlar. Ama siz dilediğiniz gibi hani orada uçabilirsiniz. Artık o hani kişinin kendisine kalmış ama mantığı bu. Yani oradaki tek mantık pozitif, negatif almak. Ona herhangi bir şeyde sıradan bir programda, hani ben çok böyle teknolojik anlamda biraz özürlüyüm o yüzden size aktaramıyorum. Yapabiliyorsunuz. Hani herhangi bir şeyde basit bir şekilde alabilirsiniz tersini. Aldığınız zaman da dediğim gibi renklendirici sıraltı oksitler ya da sıraltı boyalar kullanıp birazcık CMC koyup hani onu tekrar tersini çevirip işte sünger yardımıyla ıslak bir şekilde hani deri sertliğindeki bir çamura uygulayabilirsiniz. Çok güzel. Sonra da şeffaf bir transfer gibi. Ferda Hanım çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı oldu gerçekten. Rica ederim. Ama şimdi mesela piyasada da bildiğiniz gibi hani bir böyle baskılar var. Hani onlar serigrafilerini istediğiniz gibi de hani yapıyorlar vesaire. Böyle dikol kağıtlarına. Printer'dan çıkarabileceğiniz dikol kağıtları da var. Çünkü onların da kendi içinde çeşitleri var. Hani herhalde oradaki işte santimlerinde vesairelerde hani kalınlık incelik konusunda bir takım çeşitlemeleri var. O printer'dan çıkarabileceğiniz o tür kağıtları da üzerine bir lakla vesaireyle tekrar hani o sarı bir biliyorsunuz serigrafide hani üzerine sürülen bir şey var ya böyle sarı görmüşsünüzdür. Sarı artıyor. Onunla gene suda çıkararak da öyle bir yöntem de seçebilirsiniz. Hani transferin çünkü birçok yöntemi var. Evet. Ayşe sen de transfer kullanıyorsun sanıyorum porselen objelerin üzerinde. Evet, ben de kullanıyorum. Serigrafiyle yapılan bazılarının üstü sarı oluyor, bazılarının pembe oluyor. O üst katman. Aynı şekilde ben de onlardan kolaj oluşturuyorum ama sonrasında 800 derecede fırınlanmaları gerekiyor. Dayanıklılığı nedeni için. Sen onları hazırlattırıyor musun? Bilgisayar çizimini çıkartma haline mi getiriyorlar?
Evet, öyle oluyor. Yine ipekle serigrafi kullanarak hazırlıyorlar. Bugün çok Ayşe şey Hanım, öğrendik. Pardon. Ayşe Hanım, kimle çalışıyorsunuz serigrafi konusunda? Sorabilir miyim? Serigrafi açıkçası farklı kaynaklardan yardım alıyorum. Ama mesela Ankara'da Porcelli var. Serhatlar mı oluyor? İvedik. Sanayi bölgelerinden birinde. İnternette var zaten adresi. Porcelli. Ama bireysel olarak da yardım aldığım oldu farklı kaynaklardan açıkçası. Teşekkür ederim, buldum. Rica ederim, rica ederim. Konuya katkı sağlamak isteyen var mı? Ferda Hanım'ın söylediği Güngör Güner'in transfer tekniğiyle ilgili dokümanı yolladım chatten. Bakabilirsiniz. İngilizce versiyonunu koydum. Soley Hanım, bu hangi printer'da oksit olur? Toner'de oksit var mı, yok mu? Şeyine bunu yapan printer'lar var ve toner'ler var. Onunla ilgili doküman attım. Bu bir de Ferda Hanım'ın söylediği dikal kağıtlarını, transfer kağıtlarını bulabileceğiniz bir link attım. Biz burada sohbet ederken neler olmuş orada? Harika. Bugün ya özür dilerim, nereye attınız? Koydum. Çete görebiliyor musunuz? Ha, ben göremiyorum. Ben mi göremiyorum? Bir dakika. Ben tam teknik özür dilerim. Nerede görebilirim? Çok seçim. Chat'i gösterebilir miyim? Gösterebiliyor muyum acaba diye baktım ama gösteremedim. Evet, şu üçüncü chat diye yazar. Chat diye şey var mı? Chat'e bir şey gelmiyor bende. Chat telefonunda sağda 3 tane nokta var. Var ama orada chat diye bir şey yok bende. Görüşmedeki mesajlar diye bir bölüm var. Ha evet, görüşmedeki mesajlar, evet. Tolga Bey çok teşekkürler vallahi, sağ olun. Çok faydalı oldu bence, harika oldu. Bugünkü toplantımız transfer yapmamış insanlara da bir yapma hevesi geldi. Bana geldi en azından. Deneyeceklerim arasında sıraya koyuyorum bunu. Şimdi ben kaydı durdurayım, ondan sonra